Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Osman hocam. Bu videomda size çekim eklerinin tablosunu çizeceğim. Ve bu eklerden isim çekim neler olduğunu e, örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Sizler de faydalanırsınız diyelim ve hemen tablomuzu doldurmaya başlayalım. E, özellikle çekim ekleri kendi içerisinde isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsim soylu kelimelerin yani isimlerin alabileceği çekim ekleri hal ya da durum ekleri olabilir. Çoğul eki olabilir. İyelik ekleri olabilir. Bir de tamlama ekleri olabilir. Bunun dışında fiile gelen çekim ekleri ise kip ekleri olabilir. Kişi yani şahıs ekleri olabilir. Bir de Olumsuzluk ekin'i sayıyoruz ama ama son dönem artık resmi kaynaklarda olumsuzluk ekin'e yapmak eki diyenler de var. Buradan e, herhangi bir soru geleceğini ben en azından e, düşünmüyorum. Ama üniversite hazırlık yayınlarının hemen hemen çoğunda olumsuzluk eki de testlerde genellikle çekim eki içinde geçiyor. Ama ben buraya şart düştüm olumsuzluk ekinden. E, soru gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü tartışmalı bir ek konumunda. E, yine bu tablonun içerisine e, işte ilgi zamirinde geçen e, kiye ilgi eki e, ne bileyim ekini ayrıca e, ayırıp işte ilgi hal eki e, ne bileyim edat diye saydığımız ileye vasıta hal eki gibi bir takım böyle çok detaylı kavramlar ekleyenler olur ama bunların hepsine girersek bu sözcük yapısı konusunu anlamamız biraz zorlaşıyor. Benim size anlattığım kavramlar ve özellikler ÖSYM soruları için ne olacak? Yeterli olacak. Yine burada ek eylemle alakalı bir şart düşeyim. Ek eylemler, e, ek eylem ekleri, çekim ekleri içine girer ama onlar da bir kipekidir neticede. dolayısıyla ben o konuyu bağımsız bir konu olarak el alıyorum. şimdilik yine burada görmesek de olur. Benim şu tablo içinde geçen maddelerimi bilmek gerçekten işimize yarayacaktır. Peki e, biz isim çekimeklerini anlatacağız bu videomuzda. E, hatırlarsanız yukarıda tablomuzda 4 tane madde vardı. Birinci maddemiz neymiş? Hal yani durum ekleri. Şimdi şöyle yapalım. İsimlerde sorun yaşıyoruz. E, bu hal ekleri yalın hali oluyor. İ hali yani yani belirtme hali olabilir e hali yani yönelme veya veya yaklaşma hali olabilir. D hali dendiği zaman D hali yerine bulunma veya kalma hali denebilir. Den hali yerine de yine çıkma, uzaklaşma ve Ayrılma hali ifadesi gelebilir. Yani bu e, ikinci isimler varsa üçüncü isimler bilinmeli. E, bu bizim işimize yarayacaktır. Çünkü yönelme haleki yerine zaman zaman ÖSYM ne kullanıyor? Yaklaşma hali ifadesini kullanıyor. Den hali yerine çıkma diyebilir, uzaklaşma diyebilir, ayrılma diyebilir. Bunların ne anlama geldiğini bizim duyduğumuzda, gördüğümüzde hemen hatırlamamız gerekiyor. Peki hemen... İsterseniz açıklamalarımıza geçebiliriz. Yan halde isimler kim ve ne sorusuna cevap veren kelime durumundadır ve bu soruya cevap veren kelimeler işte ileride anlatacağız ya özne ya da belirtisiz nesne olacak. Burada hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Kalemler diye bir örnek verdiğimizde yalın mıdır, değil midir diye sorduğumda bazı arkadaşlarımız burada tuzağa düşebilirler. Hocam kalemler yalın değil. Çünkü kalemler eki almış diyen arkadaşlarımız çıkabilir. Ben hemen altına not düşüyorum. Bu kelime şu an itibariyle yalın haldedir. Peki ne demek yalın hal? Hemen buraya şart düşmek istiyorum, açıklamak istiyorum. Yalın hal demek diğer diğer hallerden olmayan diyoruz. Yani yani İsmin i, e, d ve den halinden olmayandır. Dolayısıyla kalemler dediğimizde burada söz konusu i, e, d ve den hallerinden birinin olmadığını ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Peki i haline geldiğimizde yani belirtme haline geldiğimiz zaman ileride ögelerde göreceksiniz. Hangi sorulara cevap verecektir? Kimi? Kimi? Veya neyi sorusuna cevap veren bir kelime olacak. Ki biz buna ne diyoruz? Belirtili nesne diyeceğiz ileride. Burada e, iyi hali testlerde çok gelen bir e, ektir maddedir. Nedeni ne? Çünkü bu gördüğümüz iyiler her zaman hal ki olmayabilir. E, çok çak kullanılır testlerde. Neden? Hemen örneğimize bakıyoruz şimdi. Diyelim ki defteri bana ver bir de şöyle örnek yazıyorum dikkat. Defti defteri kayboldu diyelim. Burada yukarıda defter defteri, aşağıda defter defteri var. Bu her iki i de hal eki diye baktığımızda bir farklılık var. Sizler de her test çözümünde her i ile alakalı sorularda bunu dikkate alın arkadaşlar. Önemli burası. Defteri bana ver derken burada o defteri bana ver. Yani bu eki alan kelimenin önüne o kelimesini getirme, cümleye devam edin. O defteri bana ver derken bu belirtme hal eki oluyor. Yani ismini hali. Ama o defteri kayboldu değil de burada onun defteri kayboldu anlamı var. Dolayısıyla buradaki i ise ne olacaktır? İyelik eki olacak. Yani aitlik eki olacaktır ki birazdan iyelik ekinden zaten bahsedeceğim. O zaman her gördüğümüz iyi iyi haleki diyemeyiz. Mesela bir başka örnek. Televizyonu e, aç dediğimde buradaki televizyonu e, belirtme halekidir. Ama televizyonu bayağı büyükmüş dersen onun televizyonu anlamına geliyor. Yani yeri keki olduğu için buna dikkat etmeliyiz. Peki ismin e haline geldiğimizde yönelme ya da yaklaşmaya geldiğimiz zaman çok önemli bir çeldirici yok. Soruları söyleyip geçiyorum hemen. Kime, e, neye ve nereye sorusuna cevap verir ve ileride dolar tümleç olacağını hemen şimdiden ne yapalım hatırlatalım sizlere arkadaşlar. Peki D yani bulunma kalma haline geldiğimde burada e, yine sorularımızı yöneltelim. Bu sefer kimde olabilir, neyde olabilir ya da nerede olabilir ileride dolar tümleç olacağını anlatacağım. Bu D ile alakalı. Özellikle sözde, gözde ve özde örneklerine dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Testlerde çok gelir. Yani şöyle diyelim. Ee, bu bu gözde lens var. Buradaki de hal eki olur mu? Bu gözde lens var. Yani bu lens nerede varmış? Gözde bulunma anlamı var. Buraya ben ne diyorum? Hal eki diyorum. Ama ama Şöyle olsun. Sınıfın sınıfın gözde öğrencisi derse gelmedi. Uzatmayalım. Üstüne nokta koydum. Burada sınıfın gözde öğrencisi derken göz ile gözde kelimesi artık başka bir kelime oldu. Yani gözde öğrenci demek dikkat çeken, önde olan anlamına gelir. Yani kelimenin anlamını değiştirdiği için bu sefer bu D'ye ben ne diyorum arkadaşlar? Yapım eki diyorum. Yani isimden isim yapan ek oldu. O zaman gördüğüm her D eki hal eki değilmiş. Cümledeki kullanımına ne yapmam gerekiyor? Bakmam gerekiyor. Yine den hale geldiğimde bu ek o kadar işlek ki 3 tane kullanım vardır ve soruları çözerken 3 kullanımda hep aklınızda olmalı arkadaşlar. Sorularımı önce yazayım daha sonra değerlendirelim. E, den hali de yine kimden, neyden ve nereden soruları ne yapacaktır cevap verecektir. Bakın birinci kullanıma dikkat. E, diyoruz ki e, sıradan sıradan kalkıp geldi. Nereden kalkmış? Sıradan. Bakın ayrılma halinde kullanılmış. Yani buna ben ne diyebilirim rahatlıkla? Haleki diyebilirim. Ama bakın ikinci örneğe dikkat. Sıradan insanlara bunu anlatamazsın. Bunu anlatamazsın dediğimde buradaki sıradan kelimesi ne oluyor biliyor musunuz? Hemen dikkat. Sıra ile sıradan değişti. Sıradan insan demek hiçbir özelliği olmayan, size hiçbir şey katmayacak insan anlamına gelir. Sıra ile sıradan başka bir kelime olduğuna göre artık ben buna ne diyorum? Yapım eki diyorum. Çünkü çünkü bu kelime yeni bir kelime oldu. Demek ki den eki hal eki olmak dışında ne olabilirmiş aynı zamanda yapım eki olabilirmiş. Ve son bir şey daha soruyorum. Hal ekini tamamlayacağım. O da şu. eee öğrencilerden öğrencilerden bazıları gelmedi dediğimde öğrencilerden bazıları gelmedi. Bu den yerine öğrencilerden bazıları yerine öğrencilerin bazıları desek oluyor mu arkadaşlar? Oluyor değil mi? Yani öğrencilerden bazıları ile öğrencilerin bazıları aynı anlama geliyor. Birazdan anlatacağız sizlere öğrencilerin bazıları bir isim tanımlamasıdır. Birinci kelimeler isim tanımlamasında nedir? Tamlayandır. Yani bizim bu haleki olan den ne olmuş oluyor? Tamlayan eki yerine kullanılmış oluyor. O zaman unutma. Haleki olan den aslında cümlelerde bizi tam anlamıyla tuzağa düşürebilir. Her gördüğüm den eki haleki değilmiş. Den yapmak olabilirmiş den gördüğüm yere in gelebiliyorsa o da tamlayan eki olabilirmiş. Bu üç kullanımı ne yapmam lazım? Bilmem gerekiyor gördüğünüz gibi. Peki hal eklerine geçiyorum. İsme gelen diğer çekim eklerinden devam edersek. ikinci maddemiz neymiş? Çoğul eki. Çoğul ekinden kasıt nedir? Lar, ler eki değil mi arkadaşlar? Lar, ler eki diyoruz. Peki hemen bir örnek soralım sizlere çocukla çocuklar bekliyorlar dediğinde acaba bu cümlede kaç tane çoğul eki vardır desek şimdi burada bir lar eki var bir de burada lar eki var şimdi iki tane var diyen arkadaşlarımız olabilir peki biz şu anda ne anlatıyoruz isim çekimekleri anlatıyoruz o zaman lar eki isme gelmiş fiilime gelmiş kontrol etmem lazım çocuklar birden çok çocuk anlamında Buradaki lar eki nedir? Çoğul eki olur. Ama bekliyor derken burası nedir? Fiildir. Fiil olan bir kelimede isim çekim eki olmaz. Fiillerini alabilecekler neydi? Hatırlarsanız tablomuzda ben yazdım. Kip eki olabilirdi. Kişi eki olabilirdi. Yani bekliyor fiil olduğuna göre. Bu bir çoğul eki değil. Ancak şahıs eki olabilir. O zaman her gördüğüm lar ekine ben çoğul eki diyemem. Gerçekten burada olduğu gibi ismi çoğullaması gerekiyor. Yine e, özellikle ben isim konusunda bahsedeceğim. Yani sayısı bakımından isimleri anlatırken bahsedeceğim. Bu ler eki eklendiği isme her zaman çoğul anlamı katmaz. Ne bileyim işte yaklaşık anlamı katabilir, abartma anlamı katabilir, civarında anlamı katabilir. Ama ben burayı zaten zor olan bir konu ve alt başlığı fazla olan bir konu mümkün mertebe burada, buradan bilgileri azaltıyorum. Yani çoğul ekinin burada verdiğimiz gibi bir isimde birden çok olduğunu gösteren bir anlamı olma, olduğunu bilmek yeterli. E, i̇yilik ekleri dendiği zaman iyilik eki demek aynı zamanda aitlik eki demektir. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Sahiplik eki demektir. Burada o zaman açıklama yapmaya gerek yok. Eklendi ismin kime ait olduğunu, neye ait olduğunu gösteren. Yani sahibini gösteren eklere biz ne diyoruz? İyelik ekleri diyoruz. Burada şöyle gidelim isterseniz. Ee, sembolik anlamda hemen şöyle 6 tane ismimiz olsun. Ev, ev ve ev. Ve peşinen ben buraya ek yazıyorum. Evim, evin, evi. Sonra evimiz, eviniz ve evleri diye neydi iyi erkekleri eklendi ismin kime ait olduğunu veya neye ait olduğunu gösterecekti. O zaman evim derken kimin olduğunu ben anladım. Kimin bu? Benim olduğunu anladım. Evin derken senin olduğunu anladım. Evi derken onun olduğunu anladım. Evimiz derken bizim olduğunu, eviniz derken sizin olduğunu, evleri derken onların evleri olduğunu ne yaptım anladım gördüğünüz gibi. Yani ilk ilk aslında çok da zor değilmiş değil mi? Peki şöyle bir örnek varsa Kitabımı mı kardeşiniz öğretmenimize bırakmış. Şimdi bu cümlede kaç tane yerik eki vardır deseler bize hemen okurken anlamamız gerekiyor. Kitabımı derken kitabım yani benim kardeşiniz yani sizin öğretmenimiz yani bizim bize ait öğretmen ee, sizin size ait kardeş bana ait kitap şeklinde bakın ne yapıyor gerçekten aitlik anlamı taşımış oluyor. Peki isim çekim eklerinden sonuncusuna nedir Tamlama ekleri. bir defa ben size ilerleyen zamanlarda tamlamayı bir konu olarak anlatacağım Yani aslında bu detaylı bir mevzu ama burada yüzeysel de olsa ek şeklinde ne yapacağım bunu sizlere hatırlatmak istiyorum şöyle gidelim isterseniz onun evi bize neyi hatırlattı mesela e, pencerenin camı pencerenin perdesi televizyonun ekranı kapının kolu gibi yani aslında e, bir belirtili isim tanıması örneğidir bu Peki burada onun evi ona ait ev anlamı var mı? Var. Peki aynı şekilde senin evin sana ait ev benim evim bana ait ev şeklinde ne oluyor? Bunu ben tamlama yaptım. Bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri diye ne yapar burası aslında? Devam edebilir. Şimdi dikkat ederseniz burada benim Evim, senin evin, onun evi derken iki tarafta da ek var değil mi? İsim tanımasında birinci kelimeler ne sayılır? Tamlayan sayılır. İkinci kelimeler nedir? Tamlanan sayılır değil mi? Dolayısıyla aslında birinci kısımda tamlayan ekleri, ikinci kısımda ise tamlanan ekleri var gördüğünüz gibi. Ama hemen şu aklımıza geldi. Biraz önce aitlik ekini yani iyilik ekini çok iyi anlayan arkadaşlarım şunu düşünecekler. Hocam burada evim, evin evi derken bunlar aitlik eki değil miydi? Gerçekten de öyle değil mi? Yani evim, evin evi derken ait olduğu kelimeleri bakın önünde söylemişiz değil mi? Her tamlanan eki aynı zamanda aslında ne ekidir? Aitlik eki yani iyilik ekidir gördüğünüz gibi. Ee, Tamlığın eklerinde de bazen testlerde karşımıza çıkabilir ilgi eki ifadesiyle karşılaşırsınız. Tamlamalarda birinci kelimenin aldığı ekleri tamlayan eki yerine bazen ilgi eki ifadesi kullanabilirler. Bunları duymadık etmedik demeyin. Aslında ilgi eki aynı zamanda ne ekiymiş? Tamlayan eki oluyormuş burada olduğu gibi. Evet bir toparlayalım. Arkadaşlar isim çekimeklerinden bahsettik. İsim çekimekleri ekleri içinde hal yani durum ekleri var. Çoğul ekimiz var. Yerik ekimiz var. Ve tamlama eklerimiz şeklinde maddemiz vardı. Bunları ile anlatmaya çalıştım. Testlerde bu çeldiricileri hesaba kattığınızda soru kaçmayacaktır diye düşünüyorum. Bu videoma son veriyorum. Bir sonraki videomda fiile gelen çekim eklerini anlatacağım. Ee, çalışmalarınızı kolaylıkla diliyorum. Görüşmek üzere.